Manisa'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Akşam saatlerinde iki mahalle tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Bu sabah durum ne? DEHA muhabiri Ersan Erdoğan telefon attığımızda. Ersan, kolay gelsin. Nedir yangında son durum? Yerleşim birimlerine tehdit devam ediyor mu? Teşekkür ederim Burak Bey. Öncelikle kolay gelsin. Evet, şu anda Manisa'nın Soma ilçesindeyiz. Burada dün öğlen saat 12 sıralarında Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Fakat bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın geniş bir alana yayıldı. Öncelikle tedbir amaçlı iki mahallede 240 hane boşaltıldı. Bölgede bir uçak, iki helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi. Ayrıca bölgede tedbir amacıyla elektrikler kesildi. Yangın sürekli yön değiştirdi. Ekiplerin müdahalesi zorlaştı. Yangın bölgesindeki yapılan çalışmalar yetersiz kalınca bölgedeki uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı ise 12'ye, arazöz sayısı 65'e yükseltildi. Havanın kararmasıyla birlikte çoğu hava aracının müdahalesi durduruldu. Gece görüşlü bir helikopter bölgede görevlendirildi. Yaklaşık 20 saattir devam eden yangına sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale tekrar başlatıldı. Evet, şunu da belirtelim. Yangın nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nde bulunan 70 kovan zarar gördü ve yüzlerce arı telef oldu. Ayrıca yangın sadece Manisa'da değil, İzmir'de de etkisini gösterdi. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah dumanlar İzmir'in birçok ilçesinde etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Gün doğumuyla birlikte bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı şu an. 18 hava aracı, 122 kara aracı, 334 personel ile zorlu bir mücadele devam ediyor. Şimdilik bölgeden aktaracaklarımız bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktaracağımızı belirterek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.